Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok aziz kardeşlerim, Kanal 42'mizin kıymetli seyircileri. Yine sizlerle bir Asr-ı Saadet derslerinde, hem de bir Ramazan gününde, hem de Kadir Gecesi'nin hemen arefesinde, birkaç gün öncesinde sizlerle beraberiz. Ramazan 2020 bu sene evlerimizde geçiyor inşallah. Sağlık ve sıhhat, afiyet içerisinde geçmesi için Rabbimize niyaz ediyoruz. Kıymetli dostlar, özellikle Ramazan'ın son 10 günü içerisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından da aranması istenen, tavsiye edilen bir Ramazan'dan bahsediyoruz. Kadir Gecesi'nin bulunduğu son 10 gün. Cehennem azabından kurtuluşun günleri, son 10 günündeyiz inşallah. Ve tek günlerde arayın diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından beratın alındığı, kurtuluşun alındığı son 10 gündeyiz. Ayşe annemiz, ya Resulallah, Kadir Gecesi'ne erişirsem ben ne yapayım diye sorduğunda Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fani. Bazı rivayetlerde de Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fani buyuruyor Peygamberimiz. Bunu, bu duayı bol bol yap o gece diyor. Eğer Kadir Gecesini idrak edersen, ona ulaşırsan bu duayı yap. Ne demek? Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affet, beni de affet. En çok affa ihtiyacı olan bizleriz. Müslümanların bütün bu duaların içerisinde Kadir Gecesi'nde bu duaya daha çok önem vermesi lazım. Cehennemden kurtuluş günleri inşallah. Üzerimizden cehenneme gidecek günahların döküldüğü, atıldığı, akıp gittiği geceler, günlerdeyiz inşallah. Öncelikle Kadir Gecesi neydi? Bunun için biz şunu bileceğiz ki Kur'an'ın indirildiği gece. Tenezzelül melaiketü diyor Rabbimiz Teala. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadr hayrun min elf şehr. Tenezzelül melaiketü ve ruh ilahe ve ruh diyor Rabbimiz Teala. Tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Min külli emrin selam hiya hatta matla'il fecr diye okuduğumuz surede Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olduğunu biliyoruz. Ve Kadir Gecesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin geldiği gece olarak kabul ediyoruz. Böyle iman ediyoruz. Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyi ilk defa geldiği, vahyi getirdiği gece. Kur'an'ın indirildiği, arzın semasına indirildiği gece olarak kabul ediyoruz. O zaman son 10 günün içerisindeyiz şu anda. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bayram yaklaştı. Öncelikle Kadir Gecesi hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşayım. Ve bazı tavsiyelerimiz veya bazı olması gereken şeyleri söyleyelim. Daha sonra bu 10 gün içerisinde özellikle hanımlarımızın dikkat etmesi gereken noktaları da dillendirelim inşallah. Bayrama erişeceğiz. Biz Ramazan'da neyiz, neciyiz? Bunları da bilelim inşallah. Öncelikle şunu bilelim ki Kadir Gecesi'ni belirli bir güne sıkıştırmak gibi bir durumdayız şu anda. Halbuki böyle olmaması lazım. Biraz önce söyledik, son 10 günde. Halbuki o Ramazan içinde saklı bir hazine.
Peygamberimiz öyle buyuruyor. Hatta atalarımız bunu bize güzel bir formülle aktarmışlar. Her geleni Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Kadir gecesini, yani yaşadığın geceyi boşa geçirme. Dolu dolu geçir. Ramazan'ın son 10 günündeyiz. İtikaf günlerindeyiz. Bugünlerde daha mülayim, daha ibadete düşkün olmamız gerekiyor. Sonra biz bu geceleri insanların kendi kafalarında oluşturdukları törenlere ve ibadet kılıflı görüntülere terk etmeye başladık. Yani özellikle böyle bir durum söz konusu. Yani gecelerimizi ihya etmemiz illa belli törenler, kalıplar içerisinde olması şart değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'a eriştiğinde ibadete kuşandığını, hele hele son 10 güne eriştiğinde ciddi ciddi ibadeti daha yoğun yaptığını hadis kaynaklarından, hadislerimizden öğreniyoruz. Annelerimizden rivayet ediliyor. Ayşe annemizden olsun, diğer annelerimizden olsun, Peygamber Efendimizin Ramazan'ın son 10 gününde itikaftır, ibadettir, Kur'an tilavetidir, daha yoğun bir şekilde ibadete yöneldiğini, münzevi bir hayata yöneldiğini öğreniyoruz. O zaman bizler de böyle bir gecede, böyle bir geceyi elde edebilmek için her günümüzü Kadir günü ve Kadir gecesi olarak kabul edip o şekilde ihya etmenin gayretini göstereceğiz. 26. geceyi 27. geceye bağlayan gece Kadir gecesidir diyerek formüle ettiğimiz şey, tabii ki hadis kaynaklarında geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılan kaynaklarda da o gecenin Kadir gece olması ihtimali yüksek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son 10 gün içerisinde arayın demekle birlikte tek günlerde, yani 11, 13, 15, 17, 19 gibi veya 21, 23, 25, 27, 29, işte böyle gecelerde, böyle gecelerde 26'yı 27'ye bağlayan gece, yani o gece mesela onun içerisinde geçiyor. Böyle günlerde Kadir'i aramamız, Kadir gecesini aramamızı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Ama biz öyle bir duruma geldik ki sanki illaki 27. gece olacak gibi bir zorunluluk varmış gibi takvimlerde, imsakiyelerde belirtiyoruz. Bu konuda evet, ona o gece daha fazla belki ibadet yapalım ama diğer geceleri ihmal etmeyelim. O gecelerimizin de Kadir olma ihtimali var mı? Var. Bilemeyiz. Bir simittir, pastadır. Yani batılıların eğlence şekline dönüştürülmemesi lazım. Hele hele o gece herkes telefonu eline alıyor. Binlerce kişiye Kadir'le, Kadir gecesiyle alakalı mesajlar gönderiyor. Ona ayırdığı süreyi ibadete ve taata ayırsın. Yani biz telefon operatörlerini zengin etmek zorunda mıyız? Gönderen kişi saatlerini, dakikalarını ona harcıyor. Alan kişi de saatlerini, dakikalarını onları okumakla geçiriyor. Kadir gecesi böyle mi ihya oluyor? Gönderilmediğinde ibadetlerimizi yerine getirmemiş eksik mi oluyoruz? Hayır, alakası yok. Böyle bir kutlama şekli de yok. Evindeki kişilerle veya efendim öbürleriyle helalleşirsiniz. Dua ederiz. Onlara ayıracağımız vakti Kur'an'a, onlara ayıracağımız vakti ilme, onlara ayıracağımız vakti ibadete, taata ayırsak daha iyi olur. Yarınımıza tesiri olmayan, sadece geçmişi akladığı zannedilen bir Kadir gecesi. Yani tövbe ettik, günahlarımız affoldu ama ertesi gün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olmadı. Bu Kadir gecesi bizim geleceğimizi tesir etmesi lazım. Özellikle. Yani biz bu konuda gerek Kadir gecesiyle alakalı bakış açımızı değiştirmemiz lazım. O gece bir istiğfar gecesidir. Dönüşüm gecesidir. Kadir gecesinin bize bağışlanmasının nedeni günahlarımızın arınmasını arzu etmemiz, günahlarımızdan arınma umudumuz, affedilme umudumuzdur. O gece Ramazan'ın bütün geceleri Kadir gecesi olma ihtimalini taşımakla birlikte
Allah'a dönüş yapma, onun dinine dönme günüdür. Biz Kadir Gecesi günü namazları kıldık, zikirlerimizi yaptık, tesbihatımızı yaptık ama ertesi gün kaldığımız yerden faize devam ediyorsak, gıybete devam ediyorsak, günahları işlemeye devam ediyorsak, ticaretimizde hala dürüst değilsek, çoluğumuza, çocuğumuza veya elimizin altında çalışan işçimize veya konumuza, komşumuza hala zalim ve abus bir suratla çıkıyorsak, o zaman o Kadir Gecesi'nin bizim hayatımızda bir tesiri yok demektir. Kur'an ve sünnete aykırı olan hareketlerimizden kurtulduğumuz bir gece olması lazım. Kul haklarından arındığımız bir gece olması lazım. Allah'a dönüş yapma kararı verdiğimiz bir gece olması lazım bu gecemizin. Yani biz şimdi kalkıp da efendim o gece tesbihatı yaptık, geçmişimize ait günahlarımızı affettiledik. Ondan sonra kaldığımız yer olmaz bu. Kaldığımız yerden devam ediyorsak olmaz. Ramazan'ın 27. gecesi bizi gelip bulan bir kader gecesi değil, bizim bütün Ramazan boyunca peştiğimiz, koştuğumuz Kadir Gecesi bir ömre bedeldir. Yani ne demek istiyoruz? Yani biz Ramazan'ın 27. gecesine rast geldiği için uğradığımız bir gece olmaması lazım. Bizim arkasından koştuğumuz, idrak ettiğimizle de değerlendirdiğimiz bir gecemiz olması lazım. Kur'an'ı iyi anlamamız lazım. Kadir Gecesi'nde malum Kur'an inzal buyuruldu. Ne buyuruyordu Rabbimiz Teala? Estağfirullah. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ân hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel furkân ilâ âhirlâye. Rabbimiz Teala buyuruyor ki Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanlara hidayet rehberi olan, insanları zulümden, karanlıktan, her türlü kötülükten, her türlü şerden kurtaran, yol gösteren Kur'an'ın indiği bir gecedir. İndiği bir aydır diyor. Ramazan ayının kıymeti Kur'an'dan kaynaklanıyor. O zaman döneceğiz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an'ı okumalarımızı, Ramazan'da Kur'an okumalarımızı sadece mukabele boyutunda bırakmamamız lazım. Bırakmamak için çaba sarf etmemiz lazım. Özellikle Ramazan'ımızı biz öyle güzel canlı geçireceğiz ki 11 ayımızı da o canlılıkla yaşamak için gayret sarf edeceğiz. Eğer biz bunu yapmaz isek, sadece Ramazan'ın Müslümanı olursak mevsimlik mişçi gibi, mevsimlik Müslüman oluruz. Bu yüzden cehennemden kurtuluş günleri dediğimiz, efendim beratımızı aldığımız günler dediğimiz bu son 10 günümüzü iyi değerlendirmemiz lazım kıymetli kardeşler. Ramazan ayı tam manasıyla bir Kur'an ayıdır. Ne kadar Kur'an okunduğunun hesabı aynı zamanda Ramazan'ın da o ne oranda değerlendirildiğini gösteren bir göstergedir. O zaman biz Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Okumakla kalmayacağız. Kur'an'ın ruhunu anlamaya çalışacağız. Kur'an'ı okuduğumuz gibi her Ramazan ayında onun, mesela ben şunu söyleyeyim, bu Ramazan ayında mesela bir hatim indik elhamdülillah, iniyoruz, cüzlerimizi okuyoruz ve Ramazan sonunda inşallah hatim tamamlanmış oluyor. Şöyle bir şey yapmadıysak hemen yapalım, bir hadis buklesi, bir hadis risalesi, bir hadis defteri oluşturalım. Alalım elimize kalemimizi, yazalım 40 tane hadis. Hayatımızda uygulayacağımız, Peygamber Efendimiz'e ait hayatımıza sirayet eden, imanımıza, itikadımıza, amelimize, sosyal ilişkilerimize tesir eden 10 tane hadis. Her hadis tesir ediyor da başladık 10 tane diyor, 40 tane hadisi. Bu 40 hadisi bir sene boyunca okuyup ezberleyelim. Bunu Kadir Gecesi'ne kadar yapabiliriz. Bakın bu tespiti. Gayet de güzel olur kardeşler. Bakın bu bir. Yapacaklarımızın başına özellikle bir diyelim, 40 hadis belirleyeceğiz. Mutlaka bunu yapmaya çalışalım. İki, bu Ramazan'da eğer bu zamana kadar yapmamışsak hatim okuyoruz ya, bir surenin ezberlenmesini yapabiliriz. Ezberlediğimiz surelerin haricinde bir sure, uzun kısa fark etmez, ezberlenmesini yapabiliriz. Veya
bir sureyi en az şu kalan 10 gün içerisinde bir sureyi anlamıyla birlikte hazmetmeye, onu yani yeni tabiriyle içselleştirmeye bakalım. Mesela Leyl suresini, mesela Tarık suresini, mesela Araf suresini. Ne olacak sanki? Bakara suresini. Ya bir sureyi bir Ramazan boyunca okumuş olalım. Anlamıyla beraber anlamaya çalışalım. Tefsirlerinden okuyalım. Bununla ilgili ders vermiş hocalarımızın videoları varsa onlardan okuyup, onları dinleyerek anlamaya çalışalım. Mesela bu böylelikle Ramazan'ı da bir sure 40 hadis ile yoğurmuş oluruz. Bu tefsirlerle mesela düşünün Ali İmran suresini okuduk güzelce hatimimiz devam ederken anlamıyla beraber okuma gayretini gösterdik. Ayrıca Ali İmran suresini bir de tefsirlerden onu anlamaya çalıştık. Bu sene böyle yaptık. Ramazan'dan sonraki aylarda her ay bir sureyi öğrenmeye çalışsak sene boyunca 12 tane sure eder. Bazı ufak sureleri 3'ünü 5'ini bir araya getirdiniz mi? 40-50 tane surenin tefsirini okumuş, anlamış oluruz. Hayatın tamamına sirayet etmesi lazım Ramazan'ımızın. Ayrıca Ramazan, evet Kur'an okuyoruz. Özellikle hanımlarımız, beylerimiz, oğullarımız, kızlarımız hepsi okuyor elhamdülillah. Ama bunu tecvid kurallarına uyarak okuma gayretini gösterelim. Nasıl olacak? Fısıltı şeklinde okumanın haricinde bir miktarda hafif sesli ve tecvid kurallarına, maharici hurufa dikkat ederek okuma gayretini gösterelim. Okumamızın güzelleşeceğini göreceksiniz. Bu da önemli bir şey yani. Bunun yanında okuyan, güzel okuyan birilerini de dinlemeye gayret edelim. Eskiden kasetler vardı. Evimizde ya Abdüssamed'in, ya Hasan Hüseyin Varol Hoca'nın, ya bir başka hoca efendinin bir hatimi veya birkaç kaseti vardı ama şimdi şu an elimizde teknolojide cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda istediğimiz hafızın istediğimiz kadar tilavetini dinleyebiliyoruz. Bir miktarda dinlemenin gayretini gösterelim. Bugün camilere gidip mukabele dinleyemiyoruz ama bunu da yapalım inşallah. Yalnız şuna mail vermeyelim. Çok güzel okuyor diyerek hep onlara yönelip manasından ve özünden uzaklaşmayalım. Yani Ramazan'ı gerçek bir Kur'an ayına dönüştürmenin gayretini göstermemiz lazım. Evet, Müslüman hanımların ele ele bu son 10 gün içerisinde bir keşmekeşi, bir kargaşası başlıyor. Nedir? Zaten Ramazan'da başladığımız bir uyku kargaşası var. Sahura kalktıydı, teravihten sonra yattıydı, sahurdan sonra yattı, kalktı, gündüz oruç. Bir uyku kargaşası var. Bir de mutfak esareti var malum. Yani mutfakta Ramazan'da evin beygirleri veya şunlar bunlar eğer bir de bu konuda yok efendim şunu da yapalım bunu da edelim diyerek Ramazan'ı boğaza tutturuyorlarsa, mideye tutturuyorlarsa mutfağın da esirliği, esareti ortaya çıkıyor. Ve bilhassa en değerli son 10 günlerinde çarşı pazara gidip efendim ne demekse bayram alışverişi yapmak, mağazalarda, pazarlarda, çarşılarda gününü geçirmek gibi bir sıkıntı var. Bunun yanında bu sene olmadı ama bundan önceki senelerde hep oluyordu. Bu sene işte salgın sebebiyle pek dışarıya çıkanımız olmadı. Ama evdeki değerlendirmemizde de bu, şimdi onu da söyleyeceğim. Önceden cami türbe ziyareti adında vakit israf ediyorduk. İbadetle geçireceğimiz yere turistik seyahatler yapıyorduk. Ayrıca olur olmadık yere Müslüman hanımlar camilere girerken çıkarken veyahut da efendim onun etrafında İslam'a aykırı yani gayri İslami görüntüler de oluyordu. Şimdi evimizde kaldık. O zaman televizyonda dizilerin veyahut da efendim internette filmlerin peşinde koşan namaz vakti namazını kıldıktan sonra palas pandıras televizyonların veyahut da dizilerin önüne oturan bir yapıya büründüysek bu Ramazan da boşa gitmiş demektir. Buna da dikkat etmek lazım. Teravihler inşallah ümmet evinde cemaatle teravih kılma şuurunu yeniden kuşanmış olur. İnşallah
Çünkü bu cemaatle teravihleri, bu sene hatimle teravihleri kılamadık. Yüreğimiz yanıyor. Ama ben şöyle söyleyeyim. Evimizde özellikle bizler şunu yapmamız lazım. Cemaatle teravih kılma gayretini göstermemiz lazım. Bunun için yapacağımız, ya ben nasıl kıldırayım? Evin erkeği kendi halinde, evde kendisinden daha iyi bilen biri yoksa cemaatle kılmanın yolunu araması lazımdı. Bu zamana kadar eğer herkes bireysel kılmışsa, evin hanımları, beyleri şöyle kırmadan, onları kızdırmadan razı edip son o 5-6-7 günde haydi teravihi, hem de cehennemden kurtuluş günleri, haydi sen bize imam ol da bir cemaat sevabı kazanalım diyerek cemaatle namaz kılmayı evin içerisinde adet haline getirmenin gayretini göstermek lazım. Özellikle televizyonun önünde vakit fazla harcamamamız lazım. Ramazan'a aitmiş süsü veren efendim böyle Ramazan eğlenceleri, teravih eğlenceleri gibi eğlenceler televizyonlarda var. Bu arada özellikle hep defaatle söylüyorum, televizyonlarda Ramazan kredisi, bayram kredisi reklamları başladı. Şu anda billboardlara da girmeye başladı. Kıymetli kardeşlerim, bunlar şu anda zina edenlerden daha şiddetli günahın ve garabetin, ahlaksızlığın içerisindedirler. Bu faizciler. Hem benim dini tabirlerimi kullanacak hem de faiz satacak. Böyle bir reklamı, böyle bir ahlaksızlığı yapanların reklamını bile izlemek bizim için bir aşağılık bir durumdur. Yani zuldür. Bundan dolayı bunlara kapılmamak lazım. Hele hele böyle zor günlerde birçok kardeşimiz ya ben maddi bir sıkıntıya düştüm, gideyim bir ihtiyaç kredisi çekeyim gibi bir durumları söz konusu. Bundan kaçınmak lazım. Bakınız, faiz alan kişi, faizle uğraşan kişiler Allah'a harp ilan etmiş kişilerdir. O faizi alan, o faizle uğraşan kişiler, bu faizin her türlüsü, her türlüsü. Bu altın alışverişinde de olur, bankadan alışverişte olur. Yani haksız kazanç olan, Allah'ın haram kıldığı faizi Müslüman ne cebine, ne gönlüne, ne evine, ne boğazına, hiçbir tarafına sokmamalıdır. Özellikle buna dikkat etmesi lazım. Evlerimizde bunlarla, bunları evlerimizde bulundurmaması lazım. Bunları evin içerisine sokmaması lazım. Bu arada tabii ki bu televizyonun önünde bulunmamak dedik. Hiç mi seyretmeyeceğiz? Faydalıysa seyredilir de. Televizyon çok da faydalı bir şeyler vermez. Bizim kendimizin üretmesi lazım. Birileri yapıyor, biz seyrediyoruz. Seyretmek bize bir şey kazandırmaz. Bizim kendimizin yapması lazım. Kulluğumuzu, ilmimizi hep kendimizin yapması lazım. Yani teknolojiye Kur'an okutup sen eğer Kur'an okumuyorsan olmaz. Teknoloji de güzel. Efendim dini filmler seyrediyorsan senin hayatında dine dair, İslam'a dair, ahlaka dair hiçbir şey yoksa o seyrettiğinin sana faydası yok. O yüzden bundan uzak duracağız. Televizyonu ve interneti elimizden geldikçe faydalı o şekilde kullanacağız ve mümkün mertebe en asgari düzeyde tutmaya çalışacağız. Ve şunu unutmayalım ki mutfak esareti, kıymetli kardeşlerimiz, ihtiyacımız miktarınca günümüzün tamamını mutfakta geçirmeden, hanım kardeşlerimiz bu konuda muzdaripler, bazen bize şikayetleri de geliyor. Yani mutfağa çok fazla kaldıklarından dolayı beylerimiz de bu konuda hanımlarını zorlamamalar lazım. Şu niye olmadı, bu niye olmadı diye mutfakta sabahtan akşama kadar vakitlerini öldürüyorlarsa, buna emek harcıyorlarsa gerçekten çok büyük bir yanlışın içerisindeler. Tabii ki mutfakta sofrada hazırlanacak. Ama dediğimiz gibi oraya esir hale getirmemek lazım. Özellikle çarşı pazar, Ramazan, bayrama yaklaşıyoruz. Bayramlık alacağız. Yok efendim bayramlık şunu alacağız, bunu alacağız diye çarşılarda, pazarlarda gezerek ibadetimizi, taatımızı, tefekkürümüzü terk etmememiz lazım. Aza indirgememiz lazım. Bir de özellikle hem beyler hoca hem de hanımlar için Ramazan ayı dua için en uygun zamanlardır. Ayrı bir dua zamanımızın olması lazım.
Yani sahurdan sonra mı olur? Bir vakti de bir namaz vakti bittikten sonra şöyle bir kenara çekilerek mi olur? Gece vakti mi olur? Akşamla yatsı arası mı olur? Artık bir vakti sadece namazdan sonra dua ederek değil, ayrı bir vakitte güzelce bir abdest alıp, iki rekat namaz kılıp, Rabbine münacaat ederek kendimizi, çocuklarımızı, eşimizi, dostumuzu, İslam alemini duamıza katmamız, onlar için özel dua etmemiz lazım. Bu son 10 günde bunları yapalım. Bu dua kervanını kuralım inşallah. Yalnız dua kervanı derken bazen çok ilginç uygulamalar oluyor. Haydin bakalım bir salavat kervanı tırı düzenliyoruz. Kafilesi düzenliyoruz. Peygamber Efendimiz'e göndereceğiz. Bilmem kaç milyon tane salavat. Yok böyle bir şey kardeşler. Hatimlerimizi bile Kur'an'ın okunmasından dolayı oluşan sevabı bağışlıyoruz. Özellikle. Buna dikkat etmekte fayda var. O yüzden duayı da aynı şekilde kendimize özgü bir şekilde özgün bir vakitte yapmak için gayret sarf edelim. Yapmadık bu zamana kadar. Bakın kaldı 6-7 gün. Hemen abdestimizi alalım. Bir kuşluk vakti mi olur? Yani bir vakti belirleyelim. Erkekler veya beyler fark etmez. Hanımlar fark etmez. Buna her biri de bir köşeye çekilip 3, 5, 10, yarım saat neyse Rabbine dua etmesi, münacat etmesi gerçekten hele hele bu ayda çok daha uygundur. En uygun zamanı bulma gayreti, yani kimsenin olmadığı, efendim kimsenin size dokunmadığı veya rahatsız etmediği şöyle sakin olan bir vakti. Herkese göre değişir bu. Özellikle bunlara dikkat etmekte fayda var. Ve ayrıca şunu da bilmemiz lazım ki Ramazan bizim için önemli. Ramazan bize gelmedi. Ramazan bize gelmedi. Biz Ramazan'a gelmiş olmamız, yani özellikle irademizle Rabbimizin davetini kabul ettik. 20 küsür gündür Rabbimizin davetine icabet ettik, oruç tuttuk. İrademizle uykularımızı böldük. İrademizle aç kaldık. Malımızı böldük. Soframızdan fakirlere, cebimizden fakirlere paylar verdik. İbadetlerimizi yoğunlaştırdık. Bunların hiçbiri zorla değil. Farz ibadetler bile zorla değil. Hele hele oruçta. Tutup tutmadığını bilemezsiniz ki. Ama biz samimi bir şekilde tutan kişiler olarak müminlerin bunların tamamını iradeleriyle yaptığını biliyoruz. Bir ay süren Ramazan'dan sonra hem bedenimizi hem irademizin mükemmel bir kuruluk için uygun olduğunu gördük. Bakın kendimiz biz istedik mi buralara yoğunlaşabiliyor, kulluk yapabiliyoruz diye kendimizi tarttık, test ettik. Ramazan'da bu işi yapabiliyoruz. Elhamdülillah. Efendim birçok mazeretler vardı. Bunları imha ettik. Ben Ramazan'da kulluğumu hakkıyla yapmak için çaba sarf ettim. En azından orucumu tuttum. Namazlarıma dikkat ettim. Yanında bir de Kur'an-ı Kerim okudum. Bir de biraz hadis okuduk falan. Yani kulluğa yöneldik. Diğer 11 aydan daha fazla. O zaman bir ay yapabildiğimizi en az bir ay daha sürdüremeyişimiz kendi kendimize. Yani kendi kendimize yapıyoruz. Bunun elle tutulur bir bahanesi yok. Yani bunun bir engeli de yok. Ya ben şimdi şurada şuna demeye çalışıyorum. Kulluğu yapmak için bir ay boyunca oruçtur, ibadettir, tilavettir, zikirdir, duadır, her birini yapabiliyorsak bir ayın dışında da bunu yapmamıza mani olacak hiçbir şey yok. O zaman Ramazan ayı bitebilir. Ama aşkımızı, heyecanımızı bitirmeyeceğiz. Kulluğumuzu daha büyük aşkla, şevkle yapmak için gayret sarf edeceğiz. Ramazan bizim için şarj merkezidir. Kulluğa şarj olduğumuz merkezdir. 11 aya enerji olacak bir aydır.
11 ayın enerjisini, aşkını, şevkini Ramazan'da topluyoruz inşallah. Bir de şunu unutmamamız lazım ki kulluğun mevsimi olmaz. Yani Ramazanlık Müslüman değiliz. Yani Ramazan'da da cehennem var. Şubat'ta da var. Cemaziyel evvelde de var. Ramazan'da da cennet var. Başka aylarda da cennet var. Yani Ramazan'da takvamız, kulluğumuz öne çıkmışsa diğer aylarda da takvamızın olması lazım. Onunla da muhatabız. İmtihan mevsimlik değil, ömürlük. Nimetler bir mevsim değil, bir ömür boyu bize ulaşıyor. Unutmayalım nimetleri. Nefes Ramazan'da yoğun gelmiyor, hep aynı geliyor. Her türlü nimet her zaman var. Nimetler bize bir ömür boyu geliyorsa kulluğumuzun da bir ömür boyu olması lazım. Şükrümüz, amelimiz, tefekkürümüz, tilavetimiz bir ömür boyu olması lazım. Ramazan'dan sonrayı da buna göre planlamamız lazım. Neden Ramazan gündüzü gibi günlerimiz Ramazan gündüzü olmasın? Belki orucu Ramazan'da yoğun tutuyoruz ama diğer mevsimlerde de günümüzde ibadetlerimize dikkat edebiliriz gündüzümüzde. Kur'an tilavetlerimize devam edebiliriz. İbadetlerimizdeki yoğunluğumuzla birlikte hani Ramazan'da insanların gönlünü kırmayalım, kul hakkı yemeyelim diyoruz, fakiri gözetelim diyoruz ya, Ramazan'dan sonraki hayatımızda da aynısını yapalım. İnsanlarla iyi geçinelim, haram yemeyelim, kul hakkına riayet edelim, faiz yemeyelim, zina etmeyelim. Yani Ramazan'dan kurtulduğumuzda bunları terk ediyorsak olmaz. Bakın Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Ömer'in hilafetinde, Hazreti Ömer'den bahsediyor. Ömer radıyallahu anh'ın hilafet dönemi Ramazan günleri gibiydi diyor. Niye? Ramazan'da şeytanlar bağlanıyor. Siz devamlı kulluğa daha çok yoğunlaşıyorsunuz ya. Şeytanı Allah bağlıyor da sen de burada kendi şeytanına sahip çıkacaksın. İşte Ömer'in zamanında diyor. Her gün Ramazan günü gibiydi. Yani her şeyiyle kulluk, her şey. Şeytan dokunamıyordu diyor. Yani o zamanlar adalet her gün vardı. O zamanlar huzur her gün vardı. O zamanlar insan haklarıyla ilgili olan güzellikler her zaman vardı. O zaman biz Ramazan'daki yaşadığımız bu güzellikleri Ramazan'dan sonraya taşımamız lazım. Mevsimlik Müslüman olmamamız lazım. Ve neden en azından kimi gecelerimizi Ramazan geceleri gibi yapmayalım ki? Neden Kur'an'la alakamız Ramazan'dan sonra devam etmesin ki? Devam etsin. Neden sünnetle, peygamberle olan bağımızı, irtibatımızı Ramazan'dan sonra devam ettirmeyelim ki? Ramazan'da sadakayı, zekatı, fıtreyi verdik. Ramazan'dan sonra da verelim. Ramazan bitti. Bitmek üzere. Ama Rabbimizin murakabesi bitmedi. O her zaman görüp gözetiyor. Ve bizim her şeyimizi yazıyor kardeşler. İbadet bayrama kadar olmaz. İbadet mezara kadar olur. Kulluk, hak, hukuk gözetmek belli mevsimlere ait değildir. Her zamana aittir. Bunu unutmamak lazım. Ölüm gelinceye kadar, hani mezarın sapmasına kadar kulluğumuz devam etmesi lazım. Bir an kulluğumuzdan boş verdiğimiz zaman bizim için bir kayıp. Bir an günaha düştüğümüz zaman, tövbe etmediğimiz zaman o günah bizim başımızı ağrıtır. İbadetlerimizi, Müslümanlığımızı canlı diri tutmamız lazım. Yani bayramdan bayrama namaz kılanı küçümsüyoruz. Peki Ramazan'dan Ramazan'a takva, Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an okuyan niye küçümsemiyoruz? Yani kendimizi niye bu konuda ayar vermiyoruz? Yani böyle bir durumda biri bayramlık Müslüman, öbürü Ramazanlık Müslüman olur.
Hayatın tamamı Müslüman olması lazım. Ne buyuruyor Rabbimiz Teala? Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, benim diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir. Rabbine aittir. Şimdi bizim bütün bunlar hayatımızın tamamında Rabbimizin kontrolünde olduğunu bilerek ona göre düzayn etmemiz, ona göre yaşamamız lazım. Ramazan'dan sonraki hayatımızı daha güzel yaşamanın gayretini Ramazan'da planlamamız lazım. Ramazan'da güzel kitap okuyoruz, Kur'an okuyoruz. Gayet halis, munis insanız, kimseyle çatmıyoruz ama Ramazan'dan sonra canavarlaşıyorsun. Ramazan'dan sonra haram helal dinlemiyorsun. Ramazan'dan sonra kafirleri alkışlıyorsun. Ramazan'dan sonra faizcilerle düşüp kalkıyorsun. Ama Ramazan'da gayet ehlisin. Efendim zekatlar, sadakalar, oruçlar, Kur'anlar, camiler. Ama Ramazan'dan sonra olmaz. Olmaz. Böyle bir durum söz konusu değil. Ramazan'dan sonra ibadet heyecanımızın sürmesi, Ramazan'dan sonra Ramazan'da yaptığımız kulluğun makbul olduğu anlamına gelir. Ha bakın ölçüye. Bunu da yani Ramazan'daki yaptıklarınız kabul olmuşsa hayatınızda Müslümanlaşmalar daha çok oluyor. İslam'a uygunlukla devam ediyor. Tabii sadece ibadet değil, insani ilişkilerimiz de Ramazan'da gelişiyor, öyle değil mi? Ramazan'da sadaka veren, Ramazan'dan sonra kul hakkı yememeli. Ramazan'da dilini, midesini haramdan sakınan, Ramazan'dan sonra da dilini ve midesini haramdan sakınmalı. Haksız kazanca, kul hakkına, çalıştırdığı işçisinin hakkına veya işinde çalıştığı patronun işine haksızlık ve gadri olmaması lazım. Ramazan'da iftar veren veya fakiri düşünen Ramazan'dan sonra da düşünmeli. Aç o zaman da aç çünkü. Midemizin eğitildiği gibi gözümüzün, elimizin, zihnimizin de eğitilmesi Ramazan'dan sonra da devam etmesiyle alakalıdır. Yani Müslümanlarla, insanlarla ilişkili olan insani ilişkilerimize devam etmemiz lazım. Bu sosyal özellikle Müslümanların iyiliği için, hayra davet için, iyiliği emretmek için, kötülükten alıkoymak için böyle bir çalışmanın içerisine girmemiz lazım. Allah'ın dininin yeryüzünde hakim kılınması için. Biliyorsunuz bu önemli bizim için. Müslümanların diğer Müslümanları düşünmesi sadece Ramazan'da olmamalı. Her zaman olmalı. Bu önemli bir nokta. Oruçtan kurtulduğumuz için bayram yapmayacağız. Ramazan da mağfirete erdiğimize inandığımız için, bu inanca sahip olduğumuz için bayram yapacağız. Mağfirete ermişken geriye dönmeyelim. Oh be Ramazan bitti diyerek geri günahlara, geri yanlışlara dönmeyelim. Ramazan'da elleri kelepçeli, ayakları zincire bağlı olan şeytan Ramazan'dan sonra bizi aldatmak için planlar kuruyor. Bayramın sabahında sizi bozmak için elinden geleni yapacak kardeşler. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Kullukta muvaffak olabilmek için irademizin olmasının yanında Rabbimizden yardım dileyeceğiz. Ayağımızın kaydırılmaması, şeytana kanmamak için Rabbimizden yardım dileyeceğiz. Özellikle farz ibadetlerde hiç tavizsiz bir şekilde, ısrarcı bir şekilde devam edeceğiz. Namazlarımızı cemaatle kılmanın gayretini göstereceğiz. Bunun yanında nafilelere de dikkat etmemiz lazım kıymetli kardeşler. Kitabımız Kur'an'la olan alakamızı Ramazan'dan sonra da devam ettirmemiz lazım. Zikir, tesbih ihmal etmememiz gerekiyor. Ayrıca sadece Ramazan'da Müslüman olup cami cemaatle gidenlerle değil, her zaman salih amellerde yaşayan kişilerle beraber olmak için çaba sarf edelim. Kıymetli kardeşler, bizler özellikle şu tip insanlardan olmamak için veya hangi tip insanlar Ramazan'da ortaya çıkıyor? Neden birdenbire biz Ramazan'dan kopuyoruz? Bizim
bunların inşallah sizlerle yine konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle şunu unutmayalım ki Ramazan ayının sonuna doğru Kur'an-ı Kerim'i çoğalttık. Kadir suresinin anlamını anlamamız lazım. Bu günler içerisinde Kadir'i arayacağız. Birçok alimimizin, müçtehidimizin, Allah dostunun 27. gecesinin üzerinde yoğunlaşması sebebiyle Kadir gecesi günü olarak da ümmet tarafından yoğunluklu olarak ihya edilen gecede neler yapacağız? Ne yapmamız lazım? Bizler o gece ne yapmamız lazım? Bunu düşünmemiz lazım. Şimdiden planımızı kurmamız lazım. Neler yapabiliriz? Öncelikle şunu unutmayalım. Şimdiden tövbe istiğfarımızı arttırmanın gayretini gösterelim. Şimdiden Kadir suresinin tefsirini okumaya gayret edelim. Kadir suresinde ne anlatılıyor? Ramazan'la ilgili ayetleri ve Kur'an'ın ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım. Hidayet rehberi diyor Rabbimiz Teala. İnsanlara hidayet. Bakara suresinde de Rabbimiz Teala buyuruyor ki muttakilere hidayet. Demek ki insanlara da muttakilere de hidayet rehberidir. Hüdellil muttakin, hüdellil nas. İkisi de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanlara hidayet rehberi olması, hüdellil nas, Ramazan'da yeni indiği için, ilk indiği için inerken muhatap kitlesi olan tüm insanlara tabi olurlarsa hidayet rehberi olduğu için Rabbimiz Teala hüdellil nas buyuruyor. Tabi bunu farklı tefsir alimleri farklı şekilde yorumluyor ama doğru yolu gösteren, hidayeti gösteren, hikmeti gösteren bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. O zaman bu Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızın neresinde ne kadar hakim, buna dikkat etmemiz lazım. Sadece hatim inmek için, sadece güzel Kur'an okumak içinse eksiktir. Anlamamız, okurken ibadet aşkıyla okumamız ve hayatımızda da uygulamamız için var. Bunun için Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmeden özellikle son 10 günde daha da bir üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Gelin gücümüz yettiğince bu Ramazan'ın geri kalan kısmında Kadir suresinin tefsirini okuyalım. Bu bir. Ramazan'la ilgili birkaç ayet-i kerime var. Bunları okuyalım. Bu iki. Peygamber Efendimizin Kadir gecesinde yapmamızı istemiş olduğu, Ayşe annemiz vasıtasıyla yapmamızı istemiş olduğu duayı bol bol yapalım. Neydi? Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin ve beni affet. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Bu duayı bol bol yapalım. Şimdiden Kur'an'dan bazı sureler, ufak sureleri ezberleyebileceğimiz sureleri ezberlemeye gayret sarf edelim. Peygamber Efendimiz'in hadislerini biraz önce dedik, anlamak için gayret sarf edelim. Yani Kadir gecesine doğru kendimizi alıştırmaya çalışalım. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Ramazan'ın son 10 günündeyiz. Bu zamana kadar yaptık, rahmetten faydalandık elhamdülillah. Mağfiretten, aftan faydalandık elhamdülillah. Cehennem azabından kurtulmak için geldik kapıya. Son kapıdayız. Son kertedeyiz. Eğer biz bu Ramazan ayında kendimizi affettirememişsek yazıklar olsun bize diyeceğiz. Pişmanlık yine bize. Şu yemek olduydu, şu içecekleri içemediydim, Ramazan'da şunları kaçırdıydım derdinden daha çok ben Ramazan'da Rabbimin mağfiretinden, merhametinden, Rabbimin nurundan, Rabbimin efendim feyzinden ne aldım bunun derdine düşmemiz lazım. Ramazan'da itidalli olmamız lazım. Çünkü konu önemli. Bu ümmetin biz kurtulduk mu? İnşallah diyeceğiz.
bu ümmetin geçmiş büyükleri bir ibadeti yapmak kadar o ibadetin kabul edilip edilmediği konusunda da hassas olurlardı. Büyük bir korku ama coşkulu bir umutla bakarlar ve inanırlardı. Yani Rabbimizin kapısında bekliyor. Büyüklerimiz böyle davranırlardı. Bizler de bu şekilde davranmamız lazım. Ben bu kulluğu yaptım, elimden geldiğince Ramazan'ı değerlendirdim diyerek Rabbimizin kapısında büyük bir umutla ve coşkuyla bekleyeceğiz. Ama ya kabul olmazsa, ya ben yüzü koyun geri gönderilirsem, ardı sıra geri gönderilirsem diye de bir korkumuzun olması lazım. Nasıl olsa ben orucu tuttum. Bu kadar oruç tuttuktan sonra Allah benim orucumu kabul eder gibi bir net inanca sahip olamayız. Her ibadetimizi Allah'ımızın kabul etmesi için yakararak yerine getirmemiz lazım. Yani o namaza duruşta kıbleye yöneldiğimizde huzuruna geldim ya Rabbi, benim ibadetimi de beni de kabul buyur ya Rabbi diye dua etmeye, dua ederek namaza durmamız lazım. Veyahut huzuruna geldim ya Rabbi, beni affet ya Rabbi diyerek yakaran bir dille, yani boynu bükük rıza-i ilahiye aşık bir kul olarak o namaza durmamız lazım. Ben geldim kalacağım, Allah benimkini kabul eder, benden daha iyi Müslüman varmış edası, kibir edası Allah'ın sevmediği bir edadır. Her halükarda tek kapımız onun kapısıdır. Ne kadar günahımız varsa, hani diyor ya, cürmüm ile geldim sana, biz onu sağlamamız lazım. Yani itiraf etmemiz, önünde secdeye varmamız, gözyaşları içerisinde affımızı dilememiz lazım. Onun kapısı, başka bir gidecek kapımız yok. Bir yandan kendi eksikliğimizin altında ezilirken, öte yandan Rabbimizin rahmetinin yüceliğinde coşmamız lazım. Özellikle buna dikkat etmemiz lazım. 30 Ramazan, bir aylık Ramazanımızı kalbi kırık, gönlü Rabbine aşık, af dileyen, mağfiret bekleyen, gönlü coşkulu kul olarak geçirmenin gayretini sarf etmemiz lazım kardeşler. Mubahlardan aşırı bir şekilde faydalanarak kalbimizi onlarla meşgul etmeyelim, uyanık olalım. Mesela çok uyku, hele hele son günlerde çok uyku, çok konuşma, çok efendim yeme, bu tür şeylerden de kaçınmakta fayda vardır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin bir sözüyle inşallah bugünkü sizlerle olan muhabbetimizi bitirelim, sonlandıralım inşallah. Hasan-ı Basri diyor ki, Allah Ramazan'ı kulları için bir yarış meydanı yapmıştır. Kullukta hepsi yarışmaktadırlar. Yarışı önde bitirip kazananlar ve geride kalıp helak olanlar olur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir arada olacağı günde vay o gülüp eğlenenlerin haline. Kazananlar ve kaybedenlerin bir arada olacağı günde vay o gülüp eğlenenlerin haline diyor Hasan-ı Basri. Rabbim kazanıp da yüzü ak olarak huzur-u ilahiye çıkan, cennetini kazanan ve rızasını kazanıp cennetinde cemalini gören kullardan olmayı bizlere nasip eylesin. Kadir gecesini idrak edip Rabbimizin affına mazhar olan kullardan olmayı ümmeti Muhammed'e Rabbim nasip eylesin. Ümmeti Muhammed'in başındaki bela, musibet ve sıkıntıları Rabbim defref eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'in başındaki emperyalist, siyonist, sömürgeci zihniyetlerin baskısını, musibetini, efendim musallatını kaldırsın. Ümmeti Muhammed'e nefsiyle, küffarla, dünyanın sömürgeci müstekbirleriyle mücadele etme gücünü, kudretini versin. Bizlere, ümmeti Muhammed'e bu uyanıklığı nasip eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'in evladına geleceğin en güzel inşasını yapma ilmini, kudretini ve ufkunu versin. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.